Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Osmanlı Savaşları oyununda ikinci bölümde birlikteyiz. Aslında arkadaşlar ben dün yeni bir video çektim ama kayıtta sorun oluştu. Yani şehri bu hale getirdiğim bir kayıt vardı. Onu yayınlayamadım maalesef. Üçüncü bölüm olacak bu ama yalnız ikinci bölüm olarak geçecek. Ben daha önce arkadaşlar dün şehri şu hale getirdim, etrafını çevirdim ama düzenleme yapmadım. Askerleri inceledim. Askerlerin ne işe yaradığını tekrar birlikte bakıp bir savaş yapacağız. Bu arada 3 tane daha inşaatçım açıkmış. Ben şu anda savunmaya yüklenmek istiyorum. Savunmayı yükseltmek istiyorum. 30 dakikalık 10 altın istiyormuş. 10 bin altın istiyor. Hemen savunmayı yükselttim. 3 level. Şu kaç level? Bu da 3 level. Bu da kaç? Bu 1 saat istiyormuş. Savunmayı yükselteceğim arkadaşlar. Ama önceliğimiz şu binayı, merkez binayı 5. seviye yapmak istiyorum. 250 bin altın istiyor. Şu an 184 bin altınım var. Onun haricinde 37 bin de depoda var arkadaşlar. Bunun limiti kaçmış? 300 bin. 300 bin toplayabilirsek şunu yükselteceğim. 250 bin istiyor. Aynen. O yüzden bir iki tane savaş yapacağız. Savaş yapmadan önce hemen askerleri tanımak istiyorum. Askerlerimize nereden bakıyorduk? Hemen kışlaya geldik arkadaşlar. Oyuna başladığımızda bize verdikleri Yeniçeri veriyor. Yeniçeri bütün hedeflere saldırıyormuş arkadaşlar. Hiç en yakın hedefe saldırıyormuş bu. Bir de barınması bir yani. Burada kapasitemiz bizim 110. Bundan 110 tane yapabiliyormuşum. Kapasite birmiş bunun ama bu işimize pek yaramıyor. İkinci birim azap. Bu da tüm hedeflere saldırıyor ve bir alan kaplıyormuş. Bundan da 110 tane yapabiliyorum. Gelelim üçüncüye. Başıboş arkadaşlar. Bu depolara saldırıyor. Yemek depolarına, altın depolarına direkt saldırıyor. Bu çok önemli. Bundan arkadaşlar 39 tane yaptım. 39 tane yaptım. Bunu en son göndereceğim. Şurada bir tane lahımcı var. Bu direkt duvarlara, surlara saldırıyor. Bundan bir tane yaptım. Bir tane sura patlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra peşine diğer orduyu göndereceğim. Öyle düşündüm. Burada bir tane daha akıncı var. Akıncılar savunma sistemlerine, kulelere, toplara saldırıyor arkadaşlar. Bunlar çok iyi. 10 tane yaptım. İnşallah 10 tane bana yeter. Bu arada şurada diğer kampı da daha çok yükseltmiştim. 6. seviye yapmıştım bunu. Buradan bakalım. Burada bir tane daha açıldı. Burada hekim açıldı arkadaşlar. Hekim iyileştirme yapıyormuş. 30 iyileştirmesi, savunması güzelmiş. Harekat hızı ve erzak toplaması da iyiymiş arkadaşlar. Bundan da bir tane yaptım. Bunu da arkadan bir tane göndereceğim. Savaş yapacağız arkadaşlar bir tane. Ondan önce şehrimizi geliştirmek için bina yükselteceğiz. Onun için 250 bin altına ihtiyacım var. O yüzden direkt savaşa girelim. Direkt savaşta 250 bin altını toplamaya çalışalım. Burada 3 tane daha lağımcı mı? Evet, başıboşumuz varmış burada 3 tane. Alabiliyor muyuz? Üçünü de alabiliyormuşum. Aldım. Altında 37 bin varmış. Dursun. Hemen bir savaş denemesi yapalım. Bakalım nasıl bir rakip gelecek karşımıza. Evet, dışarıya kuleleri koymuş. İçeriye depoları nerede bunların görebiliyor muyum? Ev. Bunlar depo değil. Depolar burada. 33 bin, 33 bin. 67 bin, 67 bin. Çok az. İkisini alsam 120-130 küsür. 130 küsür verir. 250 bini geçer. Hepsini alırsam 250 bini geçer arkadaşlar. Ama kuleleri bayağı yükseltmiş bu. Bakın. Kuleleri yükseltmiş. Savunmaya önem vermiş. O yüzden buna şu an girmeyeceğim. Şu taraftan girersem akıncılarım kaç tane vardı? 10 tane. Yetmeyebilir. Özellikle şu top şuradaki şu top arkadaşlar çok önemli. Büyük bir alana etki yapıyor ve 313 hasarı var bunun. Bu çok tehlikeli. Savunma sistemleri yüksek olduğu için buna şu an girmeyeceğim. Aa, savaş başlamış. Çok fazla uzatmışız arkadaşlar. 30 saniyelik süre bitti. Savaş başlamış. Geri çekilirsen kaybedeceksin diyor. Kupa kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu taraftan bir yerden girmeye çalışacağım buna. 3 dakikamız var. Biraz düşünelim. Şuradan girersem depoları alırım. Kuleler beni orada bitirir. Bir yıldız alabilmek için dışarıdan da başlayabilirim aslında. Bir tane hilal alabilirsek arkadaşlar ödülü kazanacağız. Şuradan girersem tehlikeli olur. Şu an savaş çok tehlikeli. Düşündüm, taşındım. Önce
Lahımcıyla gireceğim. Şurayı patlatmaya çalışacağım. Şurayı patlatacağım. Ondan sonra peşine akıncıları göndermek istiyorum. Evet. Bakalım. Bakalım alabilecek miyiz? Gönderiyorum. Gönderdim. Abi en kalabalık yere gitti. En kalabalık yere gitti. Şuradan gönderdim. Sıhhiye'yi de gönderdim. Gönder 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 gönder. Duvar çok sağlam. Geçemedim. Bombayı gördünüz mü? Nasıl patlattı? Direkt savunma sistemine saldırıyor. Şu şeyi de gönderelim. Bizim kahramanı da gönderelim. Önemli olan bir yıldız alabilmem. Bir hilal alabilirsem kazanacağım. Şu bomba çok tehlikeli. Şu %20, %50 yapabilmemiz lazım. İçeri girin artık. İçeri girin artık. Bizim akıncılar öldü mü? Akıncılarım ölmüş arkadaşlar. Bu çok kötü. Akıncıların ölmesi çok kötü. Büyük ihtimalle kaybedeceğim gibi gözüküyor. Aynen. Büyük ihtimalle kaybedeceğim. Savunma sistemi çok güçlüydü. Savunması çok güçlüydü. %42. Şu topu alırsam belki bir şansım olur. Vur. Evet. Evet. Hayır. Alamadık. Belliydi alamayacağımız çünkü savunma sistemi çok güçlüydü. Aslında savaşı geri çekecektim. Geri çekseydim arkadaşlar zaten yine eksi 30 yiyecektim. Bu çok kötü oldu. Savunması çok iyiydi. Gerçekten savunması çok iyiydi. O yüzden bunu geçemedim. Ben de savunmayı yükselteceğim ama önceliğim şu ana binayı yükseltmek olacak. Şurada ödülümüz var mı? Yok. Burada saldırıları gösteriyor. Şurada ödül al. Şu kutudan çıkabilir bir şeyler. Buradan 40 bin de altın, 4 tane de şey alabiliriz. Bu ne? Erzak yağmalarsak şu kutuyu da bize verecek. Onun haricinde puan 250 puana ulaşırsak bu kutu yine bizim. 10 maç kazanırsak kutu bizim. Merkez binasını 10 yaparsak verecek. Seviye 10 seviyeye ulaşırsak da kutudan 10 tane veriyormuş bize. Hemen ordu tekrar ordu yapalım. Bu sefer stratejik ordu yapmamız lazım. Kışlaya geldim. O top çok kötüydü. Önceliğim tabii ki yine akıncı yapmamız lazım. Lağımcı gitmiş en kalabalık yere vurdu şeyi. Kendini patlattı. 50 ve 11 tane yapabiliyormuşum. Akıncıdan. Evet dedim 11 tane akıncı yaptım. Bir tane sıhhiye yapacağım. Yapamıyor muyum? Kışla kapasitesi yetersiz mi? Evet, kışla kapasitesi yetersizmiş. Diğerine geçelim. Şuna geçelim. Lağımcıyı sıyı keşke orada yapsaydım. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane daha bir tane lağımcı yapacağım. İki tane mi yapsak? Tam patlatmak istiyorum duvarı. Duvarı tam patlatmak istiyorum. İki tane yapalım lağımcı. İki yazman lazım oraya. Beş değil, iki. Birden üçe atlıyor direkt. İşte iki tamam. İki tane lağımcı yaptım. Ve geri kalanını da başıboş yapacağım. 46 tane de başıboş. Eğer patlatabilirsek duvarı direkt şeyden sonra savunma sisteminden sonra bunları içeri salacağız arkadaşlar. Bunların üretilmesini bekliyoruz. Şimdi ben yükseltmek istediğim kışlayı yükseltsek mi? Eğitim kapasitesi evet. Şunları yükseltebiliyormuşuz. 50 bin erzak. Yükseltelim. Askeri kampı da yükseltmemiz lazım. 6 şu kaç? Bu da 6. 105'ten 110'a çıkartabiliyormuşuz. 100 bin erzak istiyor. 4 saat. Bunu da yükselttik. Bunu da yükselttik. Bu arada arkadaşlar, klan davetine şuradan ismi yazıyorum. Ben beylik mesela. Beylik ismini şuraya yazıyorum ama bir arkadaş söyledi bizim beyliğe gel diye. Yazdım. Çıkmadı arkadaşlar. Benim ismim şu sol üstte yazıyor. Beni oradan ekleyebilirsiniz. Eğer davet etmek istiyorsan. Çok da fazla incelemedim. Bu arada burada barut fıçısı yaptım. Bu bayağı etki alanı yüksek. Etki alanı yüksek. Özellikle şu gizli çukur çok güzel. Derince kazılmış bu çukura düşen düşman asker bir daha çıkamaz diyor. Bu tuzağın etkisini arttırmak için seviyesini yükselt. Şu 4 ne oluyor acaba? 4 kişi mi düşüyor? Bunun ayrıntısını ya tam yazmamışlar. Yani tuzağa asker düşüyor ama kaç asker düşüyor diye. Şurada 4 yazıyor. Büyük ihtimalle 4 asker tuzağa düşebiliyor diye ben tahmin ettim. Onun haricinde şurada kazık var. Level 3 yapmışız. Bilgisine bakalım. Düşman asker üzerinde geçince güçlü bir şekilde yukarı doğru fırlatır ve düşman üzerinde askerlere yüksek hasarlar verir.
Bu tuzağın etkisini arttırmak için seviyesini yükselt diyor. 100 hasar veriyor galiba bu kişiye, gelen kişiye. Burada kaç tane koymuşum? Burada bir fıçı daha var. Şurada bir kazık daha var arkadaşlar. Onun haricinde bir tane daha çukurum olması lazım. Onu nereye koydum şu an göremiyorum. Düzenlemeyi tam yapmadım. Eğer sizin de tavsiyeleriniz varsa arkadaşlar bana söylerseniz sevinirim. Çünkü bütün binaları içeri koyarsak çok da etki yapmıyor. Ben özellikle savunma sistemini çitlerle çevirmek istiyorum. Savunma sistemini çitlerle çevirmek istiyorum ki daha çok direnç göstersin. Burada lider otağını açtım. Bir önceki videoda açtım ama tabii ki yayınlayamadım onu. Lider otağı kahramanın gücünü arttırabiliyormuş. Ertuğrul'muş ilk kahramanımızın adı. Saldırısı 400, savunması 1000'miş. Bunları tabii ki yükseltmemiz lazım. Ben burada bir şey daha açmıştım ama ne açmıştım ona bakmak istiyorum. Şeyle ilgili, altın madeni değil. Şu an neyi açtığımı, evi açtık. Evi geç. Başka burada aklıma gelmedi şu anda. Şu liderlerle ilgili bir şey açmıştım ama ne açmış? Şu inşaata gel abi. Şunu soracaktım. Evet arkadaşlar bilen varsa yazsın. Şunlar mesela şehirde ne işe yarıyor? Eğer oynayanlar varsa, bilenler varsa yazsın. Sadece görüntü için mi yoksa bir işe yarıyorlar? Mesela Çeşme şehrinizdeki en güzel mimari eserlerden biri olacaktır diyor. Çeşme acaba askerlere güç mü veriyor? Kuyu, mescit mesela bunlar direnci mi arttırıyor? Bunları bilmiyoruz. Şu altında sikkelerle bunları şehre koyabiliyormuşuz. Ama bunlarla ilgili bir açıklama yazmamışlar. Burada onun haricinde yaptığımız her şey full şu anda. Her şeyi fullledim. Altın deposu, erzak deposu, değirmen. Evi de iki tane yaptık. Orduya geldim. Ordu da evet. Acemi Ocağı. Acemi Ocağı arkadaşlar. Askerlerin seviyelerini yükselterek daha güçlü hale getirilmesi için Acemi Ocağı'nı geliştirdikçe yükseltebileceğiniz asker çeşidini arttıracaktır diyor. Acemi Ocağı ben şurada nereye koydum? Şurada. Gözümün önündeymiş. Acemi Ocağı'na girdim. Askerleri buradan yükseltebiliyoruz arkadaşlar. 20.000 erzağı yükseltebiliyormuşuz ama ben bunları yükseltmeyeceğim. Acemi şunlardan, başıboştan, lağımcıdan, akıncıdan arkadaşlar yükseltme yapacağım. Onları yükseltmem için keşke şunu yükseltseydik arkadaşlar. Diğerlerini değil de şunu yükseltseydik. Şu 18 dakikası varmış. 18 dakika sonra bunu yükseltmeye başlayacağım. Askerleri güçlendirmemiz lazım. Güzel, zevkli bir oyun. Ben sevdim açıkçası. Güzel oyun. Evet, üretim başlamış. Üretim devam ediyor. Bitti mi acaba üretimler? Bakayım. Bitmemiş. Daha 3 saat var. 3 saat 55 dakika varmış bunun üretmesine. Arkadaşlar 3 saat sonra ancak yeni bir savaş yapabiliriz. Hemen bitirmemiz için de 118 şu sitkeden istiyor. Çok fazla. Çok fazla istiyor. O yüzden bitmesini beklememiz lazım. Şuranın üretimi bitti mi? Buranın üretimi yok zaten. Şuranın üretimi bitti mi? Bakalım. Evet, buradan üretim yapabiliyormuşuz. Burada ne yapacaktık? Lağım şey yapacaktık değil mi? Şey yapamıyoruz. Hekim yapamıyoruz. Hekimin alanı çok yüksek. 14 istiyor. Hekimin alanı 14. O kadar faydası var mı göremedim az önce. Çünkü top direkt patlattı. Alan 14 tane istiyor. Onun yerine akıncı yapalım mı? Bir tane akıncı yapabiliyormuşuz. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü böyle sonlandıralım. Bir sonraki bölümde daha stratejik bir şekilde savaşımızı yaparız. Ana üstümüzü 5. seviyeye yükseltmeye çalışacağız. 250 bin altın istiyor. Altına az kaldı. 184 bin var. Şuradan da alırsak aslında bir saniye bakalım. Aç dedim. 25 bin verdi. 3 tane de akıncı vermiş bize. 39'un 40 bin daha var burada. Neredeyse 230 bin daha yakalasaydık arkadaşlar. 250 bin yapacaktık. Az önceki savaşı kazansaydım 250 bin yapmıştım. Kazanamadık. Başka altın kazanabileceğimizi şuradan satın alabiliyoruz ama gerek yok. Bir sonraki bölümde ana binayı 5. seviye yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.